Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, 24-30 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, haftanın ilk iki günü ay koç burcunda ve kapanan fazda olacak. Biraz içe dönük hissedebilirsiniz kendinizi, biraz melankolik, hassas olmanız mümkün. Özellikle Nisan ayı, işte koç ve terazi aksında olan stresli yeni ay ve dolunay döngüleriyle sizin de belki ailevi konularda, ev koşullarınızda veya kariyer alanlarında zaman zaman mücadeleler, zaman zaman stresler oluşturmuş olabilir. Bir yandan da Venüs retrosu etkiliydi. Şimdi bu Venüs'ün düzelmesiyle beraber evet bir anlamda aslında biraz daha rahatladık genel olarak. Bu hafta artık hafta ortasından itibaren yeni bir ay doğacak. Yeni ayın doğuşuyla da beraber iyimser enerjiniz artabilir. Ama pazartesi, salı günü kendinize özen gösterin. Belki de o gün hani biraz daha evde fazla zaman geçirebilirsiniz. Biraz böyle kendi duygularınızla, düşüncelerinizle baş başa kalabilirsiniz. Veya annenizle ya da ailedeki kişilerle daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Çarşamba günü Boğa burcunda yeni bir ay doğuyor. Mayıs ayı ortalarına kadar etkili olacak. Sizin için Boğa yeni ayları daha fazla keyif alma dönemleridir. Yaşam enerjinizin, motivasyonunuzun, yaratıcılığınızın arttığı bir dönemde olacaksınız. Tabii kalbiniz de biraz daha çarpabilir. Aşk ve romantizm de daha fazla hayatınıza dahil olabilir. Çocuklar veya çocuk sahibi olmak istiyorsanız hamilelik gibi, doğum gibi konularda yine Boğa yeni ayında gündeminizde olabilir. Merkür retrosu devam ediyor bu hafta. 3 Mayıs'a kadar sürecek. Merkür'ün retro olduğu dönemlerde biraz böyle belki siz hani 4. evinizde olduğu için bu dönemde kullandığınız araç gereçlerde yenilemeler, bakım gibi imkanlar olabilir. Gözden geçirmeler yapabilirsiniz. Çok fazla hani yeni bir adım atmak ya da herhangi bir konuda karar verip hareket etmek için bu hafta çok uygun değil. Daha çok hani bir şeyleri planlamak için uygun bir haftadayız. 3 Mayıs'tan sonra ise çok daha enerjimizde, moralimizde, motivasyonumuzda artacak. Bununla beraber artık gökyüzü de bizi daha fazla destekliyor olacak sevgili oğlaklar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.